Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor İsmet Galip Yolcuoğlu. Her bilim insanı esasında insanlara yaşamın sırrına dair dört başı mamur bir bilgi vermeyi çok arzu eder doğrusu. Fakat insan özelliklerini biliyoruz ki devasa bir okyanusta fırtına ve dalgalarla boğuşan bir geminin yelkenleri o teknenin gidişatına ne kadar hakim olabilirse akıl ve mantıkta insana o kadar hakim olabiliyor. İnsan duygularıyla hareket eden ve yaşam boyunca mutluluğun, hazın peşinde koşan, kodlarında bu olan bir canlı. Fakat Homo sapiens'in bir özelliği var. Konfor alanını terk etmeden bir gelişme kat edemiyor. Onun için bizi mutlu eden şeyler kendi alanımızın dışına çıkmak, kendimizi gerçekleştirmek ve sınırlarımızı aşmak bizi mutlu ediyor. Bilinçli zihnimiz içinde ben olan zihindir. Her sabah uyandığımızda kafatasımızın içinde adeta mucizevi gibi dün kaldığımız yerden bilgisayarımızı kafadaki ruhsal aygıtı başlatan ve bu rutini sürekli olarak yılmadan, usanmadan tekrar eden fiziksel, kimyasal, nöral faaliyetlerle yeryüzündeki ben yaşantımızı kuran, yeniden inşa eden, uyku saatleri dışında adeta bilincimizi tekrar geri çağırarak robotlar gibi adeta bir gündelik yaşam kuran bu biyolojik varlığa bir psikoloji, bir ruhsallık katan bu beynin kimyasal biyolojik mekanizmalarla biyokimyasal etkileşimlerle işlemesini sağlayan bu ben, bu bilinç dediğimiz unsur nedir? İşte bilimin cevabını aradığı bu atom ve moleküllerden oluşan maddi organizasyon nasıl oluyor da ontolojik bir zihinsel aygıt yaratıyor? Halen bilinç sorunu tam olarak çözebilecek durumda değiliz. Fakat buna dair ileri bazı anlayışlara, bazı kanıt temelli olgulara da ulaşmış durumdayız. İnsan olmak gerçekten zordur. Onun için fazla kendine eziyet etmeden duygularını yönetebilen, organize olabilen, daha çok acı çekmesini engelleyebilen, böyle bir yaşam becerisi geliştirebilen insanlar kendi yaşamında anlam bulmuş. Ve bu yeryüzündeki yolculuğunda bunun ne anlama geldiğini belli ölçüde çözebilen ve aslında anlam dediğimiz şeyin de varoluşumuzun kendisinden öte çok da büyük olaylar içermediğini bilen insanlardır gelişmiş Homo sapiensler. Sanat, edebiyat, kültür ve bilim yoluyla sığlıktan kurtulmuş bireysel ve toplumsal düzlemde katılımcı yurttaşlık becerileri sergileyen, olaylarla, olgularla, kendisiyle, çevresiyle, diğerleriyle ilgilenen, farklı çözümler bulmaya çalışan ve yaşam yolculuğundaki dönemeçlerin bazılarının tehlikeli olduğunun farkında olan, bazen yeni düzenlemeler yapmamız gerektiğini, upgrade yapmamız gerektiğini bilen insanlar, yaşam becerileri daha yüksek insanlardır. Bu değişkenler içinde asla vazgeçmemek icap eden durum, bilimin rehberliğinde kendi varoluşumuzu aradığımız anlam içerisinde varlığa nasıl bakacağımız, nasıl anlam vereceğimiz, varlıkla, mekanla, zamanla, diğerleriyle hangi bağlam içerisinde ilişki ve etkileşim kurabileceğimiz ve bu yaşamın karmaşıklığı içerisinde gündelik yaşam bağlamında anlam dünyamızı, anlamlandırma sistemimizi nasıl inşa edeceğimize, algılarımızı, bilincimizi, beynimizi nasıl yöneteceğimize yaşam becerileriyle vakıf olmak görevimiz var. Eğer algılarımız beynimizdeki bilimsel bilgilerle inşa edebileceğimiz, kalibre edeceğimiz mercek gerçek bir algılama düzeyine yakın değilse doğrusu yaşam hepimiz için büyük bir yük ve tutsaklık haline
gelir. İşte burada da sezgilerimizi dikkatli kullanmak, deney ve gözlemin dışında akıl yürütme becerilerimizi, sezgisel